وداعيا إلى الله بإذنه
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْفَاتِحَةُ. Okuduğu aşk-ı şerifte gönlümüzü döktüren, kardeş kılan, bize İslam nimetini bahşeden Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere, özellikle kutlu doğumunu idrak etmekte olduğumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Sayın İl Müftüm, değerli daire amirlerim, kıymetli müftü yardımcım ve ilçe müftülerim, din konusunda toplumumuzu aydınlatan din gönüllüsü hocalarım, çok kıymetli hanımefendi ve beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, 1 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arası Mevlid-i Nebi haftası ile camiler ve din görevlileri haftası olarak birlikte kutlanacaktır. Başkanlığımız bu yılki temayı Peygamberimiz cami ve inşaat olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa onun irşat, tebliğ ve davet yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya gayret göstereceğiz. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durup din hizmetine emek vermiş hocalarımızı hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu haftaların aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz eder, hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Gönüller Sultanı, başlar tacı, rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun mübarek âl ve ashabına olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi, ikramı, ihsanı, lütfu, atıfeti hepinizin üzerine olsun. Bu hafta Türkiye'deki bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda ve toplumumuzun her kesiminde İki haftayı birlikte idrak ediyoruz. 1-7 Ekim uzun yıllardır camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki cuma günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mevlid Kandili olması hasebiyle Velayet-i Nebi haftası da olmuş oluyor. İki haftayı birlikte kutluyoruz elhamdülillah. İşte kutlamamızın sebebi budur. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın ve Resulünün hatırını saydınız, onun ismini duydunuz ve koştunuz geldiniz. Bugün sizlere anlatacağımız o güzel peygamberimizin örnek hayatından bir bukledir, küçük bir parçadır. Çünkü nice şairler gelmiş, Efendimiz'e şiirler yazmış, onu metül sena etmiş, onu övmüş. Ama bir şair şunu demiş: seni övmeye bizim gücümüz nasıl yeter ki? Seni alemlerin Rabbi olan Allah övmüş. Bir beşer olarak biz seni nasıl övelim? Buna gücümüz yeter mi?
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyen Rabbimiz ona ne kadar güzel bir makam ve mevki vermiş. Nasıl övelim biz onu? Evet, bizim işimiz onu örnek almak. Onun gibi olmak veya olmaya çalışmak. Şey bu milletin kalbinde çok muazzam bir yer etmiştir. Öyle bir özelliğimiz var. Böyle bir güzelliğimiz var. Bunu bir kenara not edelim. Bir gün umredeyiz. Şimdi değerli kardeşlerim, birkaç noktadan böyle bir peygambere sahip olduğumuz ne kadar mühim. Bakın gençler, şimdi deizm diyorlar, bilmem ne diyorlar, bizleri efendime söyleyeyim, asıl değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. O güzel peygamber olmasaydı bugün insanlığın hali nice olurdu, hiç düşündünüz mü? Bu bizim peygamberimiz aleyhisselatü vesselam en yüce peygamberdir. Sultan-ı Enbiya'dır. Yani bütün peygamberlerin sultanıdır. Allah Allah. Evet. Çünkü Rabbim bizim için, ümmeti Muhammed için yeryüzünde çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. O en hayırlı ümmetin peygamberi kim? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. O zaman en hayırlı peygamber, en üstün peygamber de olur. Peygamberimizin en önemli vasıflarından birisi. Kur'an-ı Kerim gibi kendinden önceki bütün kitapları toplayan yüce bir kitap ona indirilmiştir. Onun için peygamberimiz diğer bütün peygamberlerden üstündür. Belli bir zamanla sınırlandırılmamış. Dördüncüsü, diğer peygamberler belli bir topluma gelmiş ama bizim peygamberimiz kıyamete kadar bütün insanlığa, beşeriyete gelmiş bir peygamber. İnsan arasındaki fark anlatabilir mi? İnsan hatasında ısrar etmez. O girdiği çamurun içinde develenip durmaz. Adem babamız bize bunu öğretti. İnsan tevbe eder. Vazgeçen doğruyu bulur, hakkı bulur. İnsanın özelliği budur. Zira şeytan o yanlışında ısrarla devam eder. Allah bizi muhafaza buyursun. İşte değerli kardeşlerim, bu davet Hazreti Adem babamız ilk peygamber ve insanoğlunun tarihi yeryüzünde başlıyor. Bir rivayete göre 124 bin tane peygamber geliyor. Bu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinin gelen şahısı aynı. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bir olan Allah'a iman etmek. Çağrı bu. İkincisi, insanları kötülüklerden, o şeytanın yoluna götüren, cehenneme götüren kötülüklerden uzaklaştırmak. Çünkü insanı mahveden kötülüklerdir. İnsanı mahveden kötülüklerdir. Şimdi çok da uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. Peygamber Efendimiz'den biraz bahsetmek istiyorum size. Efendimiz'in hayatı başından sonuna ibrettir. Derstir, örnektir, unutmayın. Ve her Müslüman Peygamberimizi çok güzel okumalı ve öğrenmeli. Onun hayatının iki türlüdür. Sireti ve sureti. Ne demek? Suret demek, şekil demek. Peygamberimizin bir şekli vardı. Giyinişi, oturuşu, yemek yemesi, sağ ele yemesi vesaire. Bir de siret var. Yani ahlakı. Yani davranışları. Peygamber Efendimizin o siretidir önemli olan. O ahlakıdır bizim örnek alacağımız. Tabii ki diğeri de önemli ama o sireti, ahlakı kendimize çok iyi örnek almamız gerekiyor. Hicretin 7. senesi. Hicret, yani ne demek? Mekke'den Mekke. Bazen biz öyle ya, Uhud Savaşı'nda değil mi? Müşrikler
70 sahabeyi şehit ettiler. Efendim orada ciddi bir zayiat verdiler. Müslümanlar Efendimiz'in dişi kırıldı. Mübarek kanı yere attı. Efendim ya değil mi? Uhud Savaşı. Ama Hendek Savaşı'nda onlar hezimete uğradı. Bedir'de yine Müslümanlar kazanır. Böyle. Peki dedi, sizden ondan önce peygamberlik iddiasında bulunan bir kimse oldu mu? Mekke'de de hiç olmadı mı? Hayır, hiç böyle bir iddiada bulunan olmadı. O size ne emrediyor, ne istiyor size? Bakın gençler, bir Ebu Sufyan ki Müslüman değil, müşrik, onun ağzından peygamberimizin neler istediğini, neler emrettiğini birlikte görelim. Yalnız bir olan Allah'a ibadet etmeyi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz ya. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış oldukları putlardan bu bulundukları halden bir an önce kurtulmamızı istiyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz ve fakirlere yardım etmeyi, haram olan, yasak olan şeylerden sakınmayı, ahdinde yani sözünde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Özetliyor işte aslında. Özetliyor. İşte bütün bunlardan sonra yaratıyoruz. Diyor ki sana onun soyunu sordum, nesebini sordum, içinizde yüksek soy sahibi olduğunu söyledim. Ya. Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin en soylu, en asil kimselerinden gelir. Onların içinden seçilip gönderilir. Ben babaları ve dedeleri içinde bir kral var mı diye sordum. Sen yok dedin. Eğer babalarından geçerdir, bütün peygamberler için geçerdir. Ben sana sordum, peygamberlik davasında bulunmadan önce onun bir yalan söylemiş olup olmadığını sordum. Sen de hayır dedin. Evet, ben ise katli olarak bilmekteyim ki İllâhe hikmet kezîrâ. Ey iman edenler, Allah'ı çokça anın, onu çokça zikredin, hiç hatırınızdan çıkartmayın. وَسَبِّحُهُ لُقْرَةً وَاصِيلًا. Sabah akşam onu tesbih edin. Sabah akşam onu tesbih edin. Allah'a ne kadar yakınsanız onu o kadar anlarsınız. Kişi sevdiğini anlar, aklını sever. Sohbetlerinizde, konuşmalarınızda, oturmalarınızda Hazreti Resulullah hadisi geçiyor mu? Demek ki onu seviyorsunuz. İnsan sevdiğini alan, neyi seviyorsanız dilinizden o dökülür. Kalbinizde ne varsa dilinizden o dökülür. Siz de Resulullah'ı ve Allah'ı sevin ki onun zikri dökülsün. La ilahe illallah, eftalü zikri buyuruyor. En eftal, en güzel zikir la ilahe illallah'tır. Allah'ı unutmamanın en güzel yolu dilimizde ve kalbimizde onu zikretmek. Yani zikir aynı zamanda hatırlamak demektir. Sabah akşam onu tesbih edin. Sabah akşam, yani sabah namazımız, akşam namazımız. Namaz da zikirdir. Beş vakit namaz kılan da Allah'ı zikrediyor. Bunun dışında da her daim. O bizimle beraber, biz onunla beraber miyiz? O bizimle beraber, biz onunla beraber miyiz? Biz nasıl beraber olacağız? Onu zikrederek, onu anarak, onu hatırlayarak, onun huzurunda olduğumuzu bilerek. Evet. Çok değerli dinleyiciler, muhterem kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Böyle sabırla dinlediniz. Dinlemek, anlatmaktan zordur. Siz bu zorluğa katlandınız. Rabbim hepinizden razı olsun. O güzel peygamberin şefaatine nail eylesin. Onun yolundan, izinden bizleri ayırmasın. İnşallah onun yolunda hep olalım da kurtuluşa erenlerden olalım. Beraberle bir şekilde
O büyük müftümüz Muammer'in de günümüzü yine arkadaşlarımıza hediyesini vermek için davet ediyoruz. Yeni Pazar müftümüzü İrfan Ayk hocamızın sahaya davet ediyoruz. Toplu da alalım hocam. Toplu. Ortalarına girip önce toplu. Eyvallah. Hocalarımıza göstermiş olduğunuz tüm başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Thank you.